sonunda teşrif ettiniz ya, donduk ya. İyi de burayı garsonlar açıyor, biz sadece erken geldik. Aa Hülya, kızı devri vermiş ama belli ki anahtarları vermemiş. Kızıma bir anahtar verilmiş olsaydı mutlaka bana iletirdi. Aa öyle mi? Pardon. Siz birlikte mi işletiyorsunuz burayı? Ben sadece Hülya Hanım var diye biliyordum ama. Sana hesap mı vereceğim? Eşimin iş yeri. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. Hemen ne sinirleniyorsun birader? Ben sadece erkek erkeğe daha rahat çalışırız, daha rahat işletiriz diye söylemiştim ama. Affedersiniz Hülya'm, erken geleceğinizi bilmiyordum. Tamam neyse, aç hemen şurayı. E sizde de yokmuş işte anahtar. Ne diye tatava yapıyorsunuz yani? Aşk olsun. Dükkanı daha erken açmak lazım. Böyle bereketi kaçar. Dükkan değil işte burası. Kafe. Ticarethane sonuçta. Ha, sen her şeyi biliyorsun değil mi? Bunu herkes bilir. İş yeri erken açılır. Hemen kahvenizi getiriyorum Hülya Hanım. Bana da bir kahve çocuğum. Sade lütfen. Ben de senin patronunum, bakma bana öyle. Bundan sonra her sabah bana da kahve getireceksin. Beyefendi yeni ortağımız. Getir kahvesi. Tamam, hemen getiriyorum kahveleri. Ben bir anahtar yaptırayım kendime. Sabahları daha erken gelir açarım. Yalnız böyle tartışarak olmaz. Madem birlikte çalışacağız, oturun. Efendi efendi konuşalım. Değil mi? Ya evet. Gerçekten konuşalım Burhan. Bak şimdi. Belli ki Cansu annesine kızıp bir hata etmiş. Yani öyle boş hayallere, heveslere kapılıp kapı önlerinde falan uyuyayım deme, olur mu? O ne demekmiş ya? Yarı yarıya benim burası. İster kapısında yatarım, ister çatısında. Burhan Bey. Siz bu ortaklığı Cansu'yu annesine karşı kışkırtıp kandırarak zaten sağladınız. Ya Sumru'yla ilgili problemleriniz yüzünden ben buradaki düzenimi değiştirmeyeceğim. Pekala, görüyoruz ki zaten hiç anlaşamıyoruz. Ben size bir sorun çıkartmıyorum ki. Siz benim üstüme geliyorsunuz. Ama daha önce çıkardınız değil mi? Daha önce benim burada bir hakkım yoktu. Benimle Sumru arasındaydı o olay. Hem ben bunun için sizden özür diledim. Tamam, uzatma. Hı? Uzatma. Bak şimdi Burhan. Ya Cansu gelir, eşimle birlikte burayı işletmeye devam eder. Ya da sen bize burayı devredersin, parası neyse sana veririz, sen de çekip gidersin. Anladın mı? Ayıp ya. Öyle çoluk çocuk kandırılarak iş sahibi mi olunurmuş? Hiç mi utanma yok sende? Aa yok. Ama Cansu'ya da yazıklar olsun. Ben akıllı bir kız zannederdim onu. Hop. Orada dur bakalım. Bana istediğin her şeyi söyleyebilirsin ama kızıma laf ettirme. Şurada efendiliğimi bozmayayım diyorum. Her ne derseniz deyin şakaya alıyorum. Ama orada dur. Herkes haddini bilecek. Al işte bak. Anlaşamıyoruz seninle. Yani bu iş seninle olmaz Burhan. Mesut abi, lütfen. Bakın, ister kabul edin, ister etmeyin. O artık buranın ortağı ve öyle kalacak. Bu arada bir yanlış anlamayı da düzelteyim, kimse kimseyi kandırmadı. Ben kendim istedim, kendim verdim. Anladınız mı? Tencere kapak. Bu arada vermeyi unutmuşum, buranın anahtarları. Acelesi yoktu kızım. Garson açıyormuş zaten. Tamam. Sabah açar, akşam da sen kapatırsın. Baba.
Olur. Olur tabii. Neyse. Bunu da hallettiğimize göre ben kaçıyorum. İşlerim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne dersiniz? Size de bir takım anahtar yaptırayım mı?